Arkadaşlar merhabalar, bu videomda sıfır geometri kampında üçgende alan konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alan bulma formüllerinin ikincisinden bahsedeceğiz. Yani sinüs alan formülünden bahsedeceğiz size. Evet, kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Sayfa numarası sanırım 83. Evet, 83'te kalmıştık. 84'ü işleyeceğiz ve 85'in de yarısını işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Alan bulma formüllerinden birincisi neydi? Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 idi. Ne zamandı? Şekilde 90 derecede özel bir açı varsaydı. Şimdi de şöyle iki tane bir açının kolları mevcutsa bu üçgenin alanı şu şekilde de bulunabiliyor. Kollar çarpımı sinüs alfa bölü 2 şeklinde de bulunabiliyor. Evet, ama böyle sorularda her zaman sinüs alfayı kullanmak mantıklı mı? Değil. Yani tutup da şöyle bir soru gelirse bence sinüsü kullanma. Ne yaparsın? Özel açı var ya. Hocam bir 90 derece çizelim böyle. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. Bak tabana ait yükseklik çıktı. 8 çarpı 3 bölü 2. Ya da alt tabana ait yükseklikle de çizip sonuca o şekilde de ulaşabilirsin. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4. Alt çarpı 4 bölü 2'den de yine sonuca ulaşabilirsin. Ama biz yine de sinüs alan formülünü bilelim. Açı ve kolları varken sinüs alan formülünden alan neye eşittir? 6 çarpı 8 çarpı sinüs 30 bölü 2'ye eşittir. Peki sinüs 30 neye eşittir? Hemen bir 30-60-90 üçgeni çizelim. Sinüs demek karşı bölü hipotenüs demek. Zaten burada 30'un karşısı 1, hipotenüs de 2 olduğundan sinüs 30 yerine 1 bölü 2 yazabiliriz. Arkadaşım şu 2 ile 8 sadeleşirse 4 yapar. 4 ile 2 sadeleşirse 2 yapar. 6 kere 2 de kaç yapıyor cevap? 12 yapıyor. Yani örnek 16'yı 12 olarak buluruz. Bir sonraki soruda evet alan verilmiş 24. İstersen sinüs alan formülünden gidebilirsin, istersen yine tabana ait yükseklik çizip gidebilirsin. Ama şu an sinüs anlattığım için ben bu tür soruyu normalde görsem nereden yaparım? Normalde görsem tabii ki tabana ait yükseklikten yaparım. Ama sinüs anlatıyoruz ya, şimdi sinüsü anlamamız lazım ya, o yüzden şu şekilde yapalım. 2 kök 3 çarpı x çarpı sinüs 60 bölü 2 bana neyi verecek? Alanı verecek. Alanın da 24 olduğunu biliyoruz. Sinüs 60'ı hemen 30-60-90 üçgeni çizersin yine. Biraz önce çizdik ama olsun. Burası kök 3. Sinüs 60 karşı bölü hipotenüsten kök 3 bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. O zaman buradaki bölü 2'ler gitti. Kök 3'te kök 3'ün çarpımı yani x çarpı 3 bölü 2 yaptı. Eşittir 24'ten. Hocam bununla bu sadeleşirse 8. 2 kere 8 de 16. Yani x'i böylelikle 16 olarak buluruz. Örnek 17'yi 16 bulduk. Geldik örnek 18'e. Şimdi 45-90-45 üçgeni olduğundan dolayı burası 8 kök 2 mi? Evet. 45-45-90 üçgeninde hipotenüsümüz 8 kök 2 ise dik kenarda hipotenüse geçiş kök 2 kalsa o zaman ne diyeceğiz? Kenarlarda kök 2'ye bölünmüş hali 8'e 8 yapar. O zaman buraya 6 kaldı. Bak normalde bu alanı ben normal şartlarda şöyle bir yükseklik çizip 6 çarpı yükseklik bölü 2'den sonuca ulaşırım. Ama sinüsü de anlatıyoruz ya. Yani bunun alanı nedir? 3 kök 2 çarpı 6 çarpı sinüs 45 bölü 2'den de çıkar. Sinüs 45 nedir? 45-45-90 üçgeninde 1 kök 2 burası. Karşı bölü hipotenüs 1 bölü kök 2. Hocam burası 1 bölü kök 2. Şu kök 2 ile 1 bölü kök 2 ile şu kök 2 sadeleşir. 6 ile bu sadeleşir 3. 3 kere 3 9 mu kaldı? Evet, alan böylelikle 9 yapar. Yani örnek 18 9 çıktı. Geldik örnek 19'a. Şimdi açıortaylar arasında kalan açı formülünü hatırlıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Neydi? 90 artı a açısı bölü 2 idi. Hatırlamıyorsan da önemli değil. A de, B de. Hocam büyük üçgende 2 artı 2b belli mi? Belli. Dik üçgenin açısı olduğu için 90 derece eşittir. Ya da 2 artı 2b artı 90 eşittir 180 diyebiliriz. Buradan a artı b kaç gelir? 45 derece gelir. Hocam a artı b 45 ise 180'e tamamlayan açısı burası da 135 derece gelir. Şimdi bu üçgenin alanı nedir? Kollar çarpımı ve aradaki açı da var. Yani alan neye eşit olacaktır? 2 kök 2 çarpı 4 çarpı sinüs 135 bölü 2'ye eşittir. 45-45-90 üçgeninde 1 kök 2 olduğunu biliyoruz. Sinüs 45'te 1 bölü kök 2 olduğunu biliyoruz. Hemen bunun yerine 1 bölü kök 2 yazalım. Hocam bölü kök 2'ler gitti. Sinüs 135, öncelikle onu söyleyelim. Sinüs 135 180'e tamamlayan açının sinüsüne eşittir. Sinüs 45'e eşittir. Sinüs 45'te 1 bölü kök 2. Oraya atladım pardon. Bölü kök 2'ler gitti. Şu 2 ile bu 2 sadeleşti. Ne kaldı o zaman? 4 kaldı. Yani cevabımız böylelikle 4 yapar. Örnek 19'da. Geldik örnek 20'ye. Evet. Kollar ve aradaki açı var. Hemen ne diyoruz? Alan 2 kök 3 çarpı 6 çarpı sinüs 120 bölü 2. Sinüs 120 neye eşittir? 180'e tamamlayan açısı. Yani 60'a. 30-60-90 üçgeni çizelim. 1-2, burası da kök 3. 60 derecenin sinüsü nedir? Hocam kök 3 bölü 2'dir. O zaman bunun yerine ne yazacağız? Kök 3 bölü 2 yazacağız. Şu bölü 2 ile burası gitsin. Bu bölü 2 ile burası sadeleşsin. 3 yapsın. Alan da böylelikle ne yaptı? 3 kök 3 ile kök 3'ün çarpımı yapar. Şu ikisinin çarpımı 3 olduğundan cevap ne olacaktır? 9 olacaktır. Evet, örnek 20, 9. Geldik örnek 21'e. Şimdi alanlar oranı isteniyor arkadaşlar bizden. Özel açılar verilmiş burada. Arkadaş şuraya bir x dersem şu üçgenin alanını ve bu üçgenin alanını bulup oranlayabilirim. Evet, bu üçgenin alanı nedir arkadaşım? Şu üçgenin alanı nedir? Ya şuraya istersen bir a alanı diyeyim. Şuraya da bir b alanı diyeyim. A alanı neye eşit arkadaşım? 3 kök 2 çarpı x çarpı sinüs 45 bölü 2'ye eşit. B alanı neye eşit? B alanı da x çarpı 6 çarpı sinüs 30 bölü 2'ye eşit. Hocam benden ne isteniyor? Alan ABD. A bölü B isteniyor. O zaman taraf tarafa oranlayalım kardeşim. A bölü B gelir. Bak, x'ler gitti mi? Gitti. Sonra bölü 2'ler gitti mi? Gitti. Şu 3 ile bu 6 sadeleşince 2 kaldı. Yani yukarısı kök 2 çarpı sinüs 45. Sinüs 45 dediğimiz 45-45-90 üçgeni çizip bulabiliriz. Ama sabahtan beri buluyoruz. 1 bölü kök 2 olduğunu biliyoruz. Bölü. Burası 2 yaptı. 2 kalmıştı. 2 çarpı sinüs 30 da nedir? 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Bunlar sadeleşti. Bunlar da sadeleşti. Cevap 1 bölü 1'den kaç çıkıyor o zaman? A bölü B alanını kaç buluruz arkadaşım? 1 olarak buluruz. Örnek 21'e 1'i bulduk. Geldik örnek 22'ye. Evet, şöyle bir açılar verilmiş. Ben buraya alfa dersem burası da alfa. Burası 180 eksi alfa değil mi? Evet. Şöyle bir alan hikayesi verilmiş. Bu alan hikayesini kullanalım. Şu alan ABC nedir arkadaşlar? Alan ABC'ye bakıyorum. 6, 12 ve arasındaki açı da var. O zaman kollar çarpımı 6 çarpı 12 çarpı sinüs alfa bölü 2'ye eşittir. Eşitmiş 2 tane alan BCD'ye, şu alana eşitmiş. Yani 2 tane x çarpı 3 çarpı sinüs 180 eksi alfa bölü 2'ye mi eşittir? Evet. Arkadaş bu sinüs alfaya eşit değil midir? Aynen öyle. Çünkü 180'e tamamlayan açısına eşit oluyordu. O zaman sinüs alfalar gitti. Bölü 2'ler gitti. Hocam buradan ne geldi? 2 kere 3 6. Buradaki 6 da sadeleşti. Burada 12 kaldı. Karşı tarafta da x kaldı. Zaten benden x isteniyor. Yani örnek 22 böylelikle 12 çıkar. Geldik örnek 23'e. Alanlar oranı isteniyor. Arkadaş şu üçgenin alanı tabana ait yükseklikten, burayı da tabana ait yükseklikten bulamıyorum. 90 derece yok. Ama şöyle bakacak olursam bu açı alfa, bu açı da alfa. Alfa var, kolları var. Alfa var, kolları var. O zaman alanlar oranını yazabilirim. Alan ABC nedir? Kollar çarpımı 3 çarpı 2 çarpı sinüs alfa bölü 2 bölü alan CDE nedir? 4 çarpı 6 çarpı sinüs alfa bölü 2. Oranladığım zaman sin alfa bölü 2'ler gitti. Hocam 3 kere 2 6, bu da gitti. Aşağı yukarıda 1 kaldı, aşağıda da 4 kaldı. O zaman cevap 1 bölü 4 yapar. Örnek 23'ü de bulduk. Geldik örnek 24'e. Evet, klasik bir sorudur. Sinüs alan formüllerinde hep sorulur arkadaşlar. Buna dikkat edin. Şuradaki alanla buradaki alan eşit verilmiş. Aa hocam bu açılar eşit ama bakın kolları yok burada. Kolları yok. Alanların eşitliğini kullanamıyorum. Yani ben şu üçgenlerde bir işlem yapamıyorum arkadaşlar. Alanları eşit vermiş. Bir de büyük üçgen var. Biri burada, bir de şurada büyük üçgen var. Şu boşluğa o zaman B alanı diyecek olursam. Hocam A artı B alanı var bak burada. Burası A artı B. Aynı zamanda şuradaki büyük üçgene de bakacak olursak maviyle göstereyim bunu. Hocam burası da A artı B. O zaman A artı B alanları birbirine eşittir. Sarı üçgende A artı B alanı neye eşittir arkadaşım? Kollar çarpımı. Bak, mavi üçgen ve sarı üçgende buradaki açı ortak. O zaman sarı üçgende kollar 6 ve x artı 2. 6 ve x artı 2. Bir de sinüs alfa bölü 2 ile çarpıyoruz. Evet. Eşittir. A artı B alanı mavi alana eşit. Mavi alanda 2 ve 9 değil mi? 2 çarpı 9 çarpı o da sinüs alfa bölü 2 arasındaki açı alfa olduğundan. İşte ikisi de A artı B'ye eşit olduğundan bunlar birbirine eşittir. Hocam sin alfa bölü 2'ler gider. 3'e böl 3. 3'e böl 2. Buradaki 2'ler de sadeleşti. Burada sadece x artı 2 kaldı. Burada da sadece 3 kaldı arkadaşım. X artı 2 3 ise x'i de böylelikle 1 olarak buluruz. Örnek 24'ü 1 bulduk. Geldik örnek 25'e. Bir katlama var arkadaşım. Bunu almışız, böyle katlamışız. Tamam, 4, 9. 4 buraya geldi. Katlamalarda ne yapıyorduk? Öncelikle eski haline geri açıyorduk. Hop açtık. Şöyle açtık. Hocam dörtgen, burası da 4. Üst üste binen kenarlar eşit. Bu aynı doğru üstünde kalmış. Bu açılarda birbirine eşitse 90'ar derece ya da ikizkenarda çizilen kenarortay olduğundan dolayı ne olmak zorunda? Bu da yükseklik olmak zorunda. Peki bu alan soruluyor bize. Burada da bir şey vermiş. Bunu da kullanayım ben. BAD açısına alfa dersem CAD açısı ne oluyormuş arkadaşım? CAD açısı alfa artı 30 oluyor. Hop, burası alfa artı 30 olacakmış. Bak dur. Şimdi burası alfa iken ikizkenarda bu açı ortay olacak ya, burası da alfa. Dikkat et, şu açı alfa artı 30 oldu. Alfa artı 30 olduğundan burası da 30 mu olacak? Evet. Benden şuradaki mavi üçgenin alanı isteniyor arkadaşlar. A, B üstü C'nin alanı isteniyor. Tamam. 30 derece var ve kollar var. 30'un kolları var. Hemen ne diyeceğiz? Kollar çarpımı sinüs 30 bölü 2. 4 çarpı 9 çarpı sinüs 30 bölü 2. Sinüs 30 artık öğrendik. Öğrenmediysek yine dik üçgen çizmeye devam edebiliriz. Sinüs 30 1 bölü 2'ye eşit. Hocam bölü 2 ile şu 4 sadeleşse 2, alttaki 2 ile üstteki 2 yine gitti. O zaman yukarıda sadece 9 kaldı. Alan 9 yaptı. Evet gençler, bu şekilde işte. Hatta bir soru daha var böyle. Yalnız en son konuşayım hatta ben o cümleyi. Şimdi bir cümle kuracaktım ama sona bırakayım isterseniz. Şimdi şu soruyu da okuyalım bakalım ne diyor. Aşağıda bir tel üzerinde işaretlenmiş doğrusal 3 nokta var. 1, 2, 3. A ucundan B noktası sabit kalacak şekilde C noktası etrafında saat yönünde 30 derece bükülüyor. Evet, A ucundan, bak A ucundan, şuradaki A ucundan B noktasını sabit tutacağım. Şurayı sabit tutacağım. Ve B noktası etrafında 30 derece bükeceğim. Arkadaşlar şunu hop şöyle 30 derece bükeceğim. Büktüm 30 derece. Ne yönünde ama? Saat yönünde. Evet, saat yönünde büktüm. 30 derece büktüm. Sonra ne diyor? C ucundan da B noktası sabit kalacak şekilde B noktası etrafında saat yönünde 150 derece döndür. Bunu da 150 derece döndüreceğim. Arkadaş hop 150 derece döndüreceğim bunu da. Şöyle döndüreceğim. Şimdi döndürmede ne oluyordu? Kalem. Döndürdüğümüzde yine aynı kalem oluyordu. Hocam burası 4 iken burası 4 oldu. Bunu döndürdüğümüzde burası 6 iken hop burası da 6. Ve ben bunu kaç derece döndürdüm? 150 derece döndürdüm. Hocam bu doğrusal ya, 150 ise buradaki açıya da kaç derece kaldı o zaman? 30 derece kaldı. Ve benden A üssü B ve C üssü şey isteniyor. Bak burası A üssü oldu. Burası da C üssü oldu. Benden istenilen üçgen işte bu. Şu üçgenin alanı isteniyor. Kollar belli. Aradaki açı belli. Yani şuradaki açı toplamda kaç derece? 60 derece. O zaman sinüs alan formülünden yapabiliriz. 4 ve 6 aradaki açı da 60. O zaman alan neye eşit olacak? 4 çarpı 6 çarpı sinüs 60 bölü 2'ye eşit olacak. Sinüs 60'ın kök 3 bölü 2 olduğunu artık biliyoruz. Ya da bilmiyorsak yapalım. Şu bölü 2 ile 4 sadeleşti. 2 kaldı. Şuradaki altlı üstlü 2'ler gitti. Cevap da o zaman 6 burada, kök 3 burada. Ne yaptı? 6 kök 3 yapar. Yani cevabı 6 kök 3 bulduk. Yalnız şimdi biraz önceki konuşacağım şeyi şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar iki sayı varsa aradaki açı 30 derece, 45 derece veya 60 derece ise biz bu üçgenin alanını tabana ait yükseklikten daha kolay bir şekilde buluyoruz. Evet, videoyu bitirdik. Sonda söylüyorum. Gerçi video ortasında da birkaç defa söylemiştim. Yani senin şu şekilde alanı bulurken arkadaşım burası 60 derece, burası 4, burası 6. Ya bu açı 30 da olabilir, 45 de olabilir, 60 da olabilir. Hatta geniş açılar da olabilir de geniş açılarda bazen kafanız karışabiliyor. Geniş açıda mesela şöyle geniş açı olabilir. 100 kaç derece? 120 derece olabilir. Atıyorum burası 4, burası 6 olsun yine. Bu tür üçgenlerin alanını bulurken tabana ait yükseklikten daha rahat bulabilirsiniz. Ama yine de sinüs alan formülünü bilmek lazım. Bakalım devam ediyor mu? Devam etmiyor. Bu son örnek olduğu için açıklıyorum. Yani sen bunu bulurken ne yaparsın? Hocam tabana ait yükseklik çizersen 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı 2. Burası 2 kök 3 çıkar. Bak 6 çarpı 2 kök 3 bölü 2'den sonuca direkt yine ulaşıyorsun 6 kök 3'e. Gördün? Daha kolay bir şekilde çıkıyor. Yok efendim 4 çarpı 6 çarpı sinüs 60 bölü 2. İşte sinüs 60 neydi falan filan. Uğraşma bence. Bunda da yine aynı şekilde. Sen bu üçgenin alanını istiyorsun, isteniliyor ya. Alt tabanına ait yükseklik çizeceksin. Alt tabanına ait yükseklik burada. Tepesi burada. Yükseklik sadece dışarı düşecek. Bak 60 derece burası. 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı 2. Burası da 2 kök 3. Yine taban altı yükseklik 2 kök 3'ten 6 çarpı 2 kök 3 bölü 2'den aslında sonuca ulaşırsın. En azından basit. Yani dar açılarda sinüsü kullanma. Tabana ait yükseklik çizip sonuca ulaş. Ama yine de sinüs alan formülünde tabii ki bilmenizi tavsiye ediyoruz. Özellikle trigonometri kısmında karşımıza bu çıkabilir. Tamam mı gençler? Evet, böylelikle sinüs alan formülünü, yani alan bulma formüllerinden ikincisini bitirmiş olduk. Şimdi sırada ne var? Alan paylaştırma var. İlk video çok önemliydi. Şimdi ikinci video normal. Yani ikinci videoda böyle sinüsü bilmesek bile taban çarpı yüksek bölü 2'den bakabiliriz. O yüzden çok önemli değil. Ama yine de bilmek lazım. Şimdi işleyeceğimiz bundan sonraki videoda alan paylaştırmada çok önemli bir yer. Bunu da kesinlikle ama kesinlikle bilmeniz lazım. Her yerde karşımıza çıkıyor çünkü. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Bir sonraki videoda alan paylaştırma konu anlatımında görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.